ekonomiye dair konuşuyoruz. Vatandaş gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun muyuz abi bir vatandaş olarak? O mümkün değil. AK Parti'ye oy verenlere ve yöneticilerine her zaman için hakkımı helal etmişimdir. Sosyal medyada da sürekli sizleri de takip ediyorum. Teşekkür ederim. Diyecek laf yok. Akıllı bir insan, mantıklı düşünen bir insan bu iktidara asla oy vermemelidir. Baksana ne diyor? Ben sokak röportajlarını sürekli takip ediyorum. Tövbe tövbe, peygamber olarak adlandırıyorlar. Bu kadar cahil bir toplumdan ne bekleyebilirsin? Zaten bu düşünceli olan bizden büyük yaşlı insanlar genelliğiyle kesimler oy veriyor buna. Bu nesil Allah rahmet eylesin desek emin ol Türkiye'miz bambaşka olur. Akıllı bir düşünceye sahip, iyi bir yönetime sahip olur. Ben 2009'da siyaseti bıraktım. Büyük bir aktif rol oynadım. İl başkanlıkları yaptım. Belediye başkanlığı adaylıklarında bulundum. Ama çözüm değil. Halkımız en başta bu seçimin ne seçim olduğunu bilmiyor. Genel seçimler yerel seçimi ayırt edemiyor. Antalya ve merkez bölgede 225 tane mahalle vardır. Bunun 180 tanesine ortalama hitap ettim. Her konuşmalarımda şunu dile getirdim. Dikkatimi çeken konular olduğu için biri. Particilik zihniyetiyle bu seçime oy kullanıyor. Ben yönetici olarak benim geçmişimi, ticari ilişkilerimi araştırarak kişiye oy verilse gerçek anlamda yöneticiyi bulunur ve bugün bizim ilimiz her konuda yardım almak zorunda ve devlet de bunu vermek zorunda. Vermediği zaman halkı uyaracak, boykot edeceğiz, birleşeceğiz, birlik yok. Halkı maalesef birleşemiyor. Burada bile izliyorsanız zaten evet, görüyorsunuzdur. Evet. Zaten ne kaybediyorsak birlik olmamadan kaybediyoruz. 10 bin lira bugün kasapta bir karşılaştım yaşlı amcayla. 6 ayda bir geliyorum diyor kasaba diyor. İnan aldığı 460 liralık et aldı. 250 gram ondan, 100 gram bundan parça parça sakatat çeşidi vesaire. Yemin ederim üzüldüm için parçalandı. Ya Sayın Erdoğan bu insanların bu halini görmüyor musun? Bu kadar mı vicdansızsın? Bu kadar mı merhametsizsin? Bizler sana oy veren bu halka neden bu zulmün? Ağızlar açıldığı zaman dinden konuşuyorlar. Dini istismar ediyorlar. Madem Müslümansan önce vatandaşını doyur. Ondan sonra misafir edebilirsen. Ben misafir edebilirsem kaç kişi ederim? 3 kişi ederim. 4. insanı misafir olarak evimi alamam. Söyleyecek laf yok. Peki yani bizleri yönetenleri biz seçiyoruz. Birlik beraberlik olmaktan bahsettiniz. Yakın zamanda biz genel seçim yaptık. Yani üzerinden daha bir yıl geçmedi. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman %52 bu düzene devam dedi. Peki insanlar gidişattan halinden memnun mu? Yani bu %52'yi nasıl yorumlamak gerekiyor? Ya demin dedim ya o şekilde oy veren insanların zihniyet özürlü insanlar olduğu için oy veriyorlar. Akıllı mantıklı insan vermez. Daha çok dini ve milli duygular hareket eden insanlar. Ya din nedir? Önce dinin ne olduğunu öğrenmek lazım. Tabii ki. Ya senin namaz kılman beni ilgilendirmez. Benim namazım seni ilgilendirmez. Benim dinimin derecesi kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendine yapar. Sen namaz kılıyorsun diye ben sana oy vermem doğru değil. Biz millet bunu ayırt edemiyor ya. Birçok şeyi seçemiyoruz. Yani biz diyorum çünkü çoğunluğu böyle olduğu için diye düşünüyorum. Ben asla kendimi o insanların yanında bile düşünemem. Yanında bile bulunamam. Allah insanlara akıl fikir versin. Gençlerimizin gidişatı çok kötü. Ben onlara acıyorum. Bizler son nesiliz. İyi kötü imkanlarımız yerinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra 60 yaşındasın. 60 yaşına daha yaşayacak halimiz yoktur. Allah sağlıklı yaşam versin hepimize de. Ben gençlere şu arkadaşımıza üzülürüm. Birçoğu yurt dışı hayalleri kuruyor maalesef bugün. Ya şimdi ben yurt dışında da bulundum. Bugün enflasyonda yurt dışını Almanya şöyle, Fransa böyle, İsviçre böyle diyorlar. Boş konuşuyorlar. Herkes bu. Ya bilmeyen insan da konuşuyor. Ben bugün enflasyonu, Almanya enflasyonunu bilmem. Çünkü orada yaşamadığım için bilmem. Ama öbür adam yaşamadığı halde oradaki enflasyon hakkında yorum yapıyor. Ya sen kimsin ki yorum yapıyorsun ya? Ezbere niye konuşuyorsun ya? Şu trollere deli oluyorum ben ya. Emin ol, imkan olacak hepsini ben temizlerim ya. İnsan o kadar psikoloji olarak etkiliyorlar ya. Abicim şöyle yani insanları ev alamayacak, çalışamayacak, evlenemeyecek duruma getirdiler. Kendilerine muhtaç ettiler. Sonra kendileri yarattığı duruma biz yardım ediyoruz diyerek bunu da bir seçim malzemesi haline getirdiler. Yani fakirleştirip insanları sonra işte bir sus payı niteliğinde 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin neyse bir destek verip muhtaç ettiler. Sonra halkın gözünde efendim kahraman olduk, yardım ediyoruz, destek veriyoruz.
çiftçi destekleri, sürekli tarım destekleri bahsediyorlar ama bu desteklerin kime nasıl gittiğini kimse araştırmıyor. Adam kuruyor bir tezgah, üretiyormuş gibi gösteriyor, desteği alıyor ama üretim yok. Zaten üretim olsa enflasyon bu kadar yükselmezdi. Halk üretmediği için, her şeyi hazır aldığı için, her şeyi ithal aldığı için giden destekler genelde rant için ya da belli başlı noktalara, belli başlı seçilmiş kişilere gittiği için, yerinde kullanılmadığı için tamamen kötü bir üretim sonucu, kötü bir planlama. Yani sürekli projeler üretiyorlar. Milli sanayi, milli savunma sanayi, evet biz de istiyoruz ama yani bunu da kendileri farklı amaçlarla kullanıyorlar. Bazen seçim malzemesi olabiliyor, bazen farklı rantlar olabiliyor. Belli başlı bir kesimi zengin etmeye yönelik projeler oluyor. Sosyal konut yapıyor. Sosyal konut bugün sıradan bir vatandaşın kazanabileceği, ödeyebileceği bir miktar da değil. Aylık 30 bin, 40 bin. Yani 17 bin asgari ücretin var. 30 bin sen taksidi nasıl ödeyesin? Dolayısıyla o evi alanlar da yine ikinci, üçüncü dairesine satılan alanlar oluyor genelde. O olunca ne oluyor? Kiralar yükseliyor. Çünkü tamamen bir kör düğüm. Aslında çözüm belli ama çözmek de istemiyorlar. Çünkü bu insanların işine geliyor. Yönetimdeki kişilerin işine geliyor. İnsanları ona muhtaç edip, kendine muhtaç edip, kendini kahraman ilan edip, seçim malzemesi haline getirip, sonra işte 3-5 bin destek, 10 bin destek, efendim şöyle prim derken kahraman ilan edip işte bütün oyu alıyor. Halkta karşılığı var demek ki bunların, öyle mi? Yani neden ben... Eğitim seviyesinden kaynaklı oldu. Eğitim seviyesi, yani insanlar geniş bakamıyor. Tamamen sağcı solcu, işte muhafazakar, işte tamamen gruplaşma. Yani gruplaşma o kadar yaygın ki ülkede. Yani burada Galatasaray-Fenerbahçe bir ayrı bir ayrışma var. İşte efendim ne bileyim, her şehirde ben bir ayrışma gördüm. İzmir'de, Karşıyaka, Göztepe, İstanbul'da ayrı bir ayrışma. Ülkenin her yerinde, işte dininden tut, siyasetine tut, iktisadına tut, her konuda, eğitimde sürekli bir ayrışma. Sürekli bir ayrışma. Ve bu gruplaşmaların belli bir ideolojisi de yok. Tamamen sürü psikolojisi, affedersin. Sürü psikolojisi. Belli bir kişiyi idol ediniyorlar. İçeriğini de bilmeden o ideolojinin ya da kişinin sergilediği tutumun arka planını, gerekçelerini bilmeden kişinin peşine bir takılıyorlar. İşte efendim yok tarikatıydı, yok bilmem neydi. Sonuç bu. Bunun da kurtuluşu yok. Bu eğitim düzeyi oldukça, bu mantık oldukça, bu siyasiler oldukça kurtuluşu yok. Muhalefette de umut görmüyorsunuz. Muhalefette hiç umut görmüyorum. Yani tamam, biz de muhalefette şöyle, gerçekten ben de oy veriyorum muhalefete. Mecburiyetten oy veriyoruz ama muhalefette de şöyle bir şey. Gerçekten onların da pek bir suçu olmayabilir. Hani hakkını yemek istemiyorum. Çünkü iktidar o kadar çok hem elindeki parasal gücü, hem arkadaki işte lobi faaliyetleri, propagandası o kadar iyi kullanabiliyor ki. Halk da onları dinliyor. Halk da onları dinliyor. Yani bir kanal var bugün, işte belli bir yandaş kanal. O kadar komple teorileri üretiyor, o kadar şey yapıyor ki. Herkes de onu izliyor ve sorgulamıyor, inanmıyor. Karşıt fikre o kadar karşı ki. Çünkü karşıt fikri onun için ateist, kafir, dinci, bölücü, terörist, FETÖ'cü. O kadar bir etiketlemiş ki karşı tarafı. Yani dolayısıyla sen benim kardeşimsin, kardeşimsin ne dersen odur. Bu ayrımcılık etiketleme olduğu sürece fikirler değil, insanlar konuşuyor. Yıllardır. İnsanlar da işine geleni dinliyor. Dolayısıyla yani kurtuluş yok. Yıllardır burada 2023'te dünya lideri olmayacağımızı, Lozan'ın gizli maddeleri olmadığını anlatmaya çalıştık burada. Yine haini ilan edildik. 2012'de dünyanın sonu olmadığını anlatmaya çalıştık. Evet. Yani neler neler anlatmaya çalıştık. Yani ben depremzedeyim. Hatay'dan geldim. Dediler ki bir yılda Hatay'ı yepyeni yapacağız. Yani biz içindeydik. Ben içindeydim. Depremden sonra da 1,5 ay biz orada kaldık. Biz dedik yani bu şehir 15 yıl adam olmaz. 15 yıl. Yani bizim içeriden gördüğümüz ki daha 2 hafta önce oradaydım. Yeni geldim. Orada da yani şu an işte belli başlı sosyal konutlar yaptılar. Anahtar teslim diye tören yaptılar. Geldi bizim lider, reis geldi. Açılışı yaptı, anahtar teslim etti. Ortada ev yok. Onu geçtim. Kura sistemi var. Kura'da da şöyle belli başlı isimler, belli başlı gruplaşmalar var yine. Hani onlara gitmiş yani. Kuraların çoğu onlara gitmiş. Depremzede'ye yani şu anda
konteyner hak görülüyor. Konteyneri de görseniz hani 21 metrekare bir şey. Gerçekten iki kişinin bile yaşaması çok zor. Yalıtım desen yok. Yangın riski çok büyük. Haberlerde görmüşsünüzdür. Hatta geçen birini yaşadık bundan bir 3 hafta önce. O kadar kötü şartlardı ki. Ama insanlar belli bir kesim hayatta kaldığına dua ediyor. Yani devlete işte yıllarca vergi veriyorsun. Demin arkadaş dedi ya %82 vergi. Tabii ki yalan ama bizim Türkiye'deki vergiden haberi yok. Bizim 17 bin net maaşımız var. Bunun brütü yanlış hatırlamıyorsam bir 31 bin kadardı. Yani bizim de %50'ye yakın bir sadece şeyden vergimiz var. Hepimiz açız abi. Hepimiz açız abi. Zenginmiş mi? Evet. Kim desen onu? Ya abi sizi bir götürürüz. Şimdi abiyle röportaj yapıyoruz. Abi parası diyor. Bir yemek parası ver aşkım ya. Bir yemek parası Allah razı olsun. Senin var mı bir kurtuluş planı, böyle kurtulur? Yok abi. Yani ben görmüyorum. Yani şöyle umutsuzuz işte bırakalım ülkeyi gidelim modunda değiliz. Karalara bağlamadık, depresyona girmedik. Yaşıyoruz, elimizden geleni hala yapıyoruz. Ama bu gerçekten bölücü zihniyetin, yani o ayrıştırıcı, o etiketçi zihniyetin yani bir an önce kaybolması lazım. İnsanları değil, fikirleri dinleyin, fikirleri tartışın. Böyle giderse mantıklı fikirlerle belki bir yere varabiliriz. Ama o bölücü, o terörist, o sağcı, o solcu, o şu partili dersek hiçbir yere varamayız. Benim görüşüm bu. Şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Bizim yani bir tane kuzenimiz kayıp da dünden beri. Kuzeniniz mi kayıp? Evet, yani dünden beri. Nasıl oldu anlatırsan? Vallahi şantiyeden çıkmış, ondan sonra haber alınamıyor. Nerede çalışıyordu? Döşeme altında. Döşeme altında, inşaatta çalışıyordu. Şantiyeden çıkıyor. Evet, ondan sonra haber alınamadı. Saat 2'den beri haber alınamıyoruz. Polise falan haber verildi mi? Herkese. Savcılığa, polise falan bildirdik ama herhangi bir şey yok. Telefonları var mıydı? Vardı. Kapalı şu an. Kapalı, ulaşılmıyor. Şu an ulaşılmıyor. Herhangi bir şekilde video fotoğraf falan var mı? Fotoğraf diye göstermek istiyorsan fotoğraf göstersene. Hiç de memnun değil aslında. Tabii ki ama korkuyor. Bir şeyleri ifade etmekten çekiniyor. Sivil toplum kuruluşlarının olmadığı bir ülkede maalesef zayıf iktidarlar şiddetle, yani suçlamayla. Çok da güncel bir iki tane deyim kalmış. Ya FETÖ der ya da PKK der. Ondan sonra millet silmiş, konuşamıyor. İşin gerçek yüzü bu değil tabii ki. Konuşamayacak duruma geldik diyorsunuz. Yani şimdi örgütlenmenin olmadığı bir ülkede maalesef herkes suskun. Halk hesabı sandıkta sorabiliyor. Öyle bir yetkisi var. Ama yakın zamanda biz bir seçim yaptık. %52 bu düzene devam demiş. Demek ki memnun mu halinden abi insan? Valla ben Orta Asya Cumhuriyetlerinde de yaşadım. Seçim bürosunun genel merkezinde iş yerim vardı. Bir Allah'ın kulunu görmedim ama sonuçlar %97 diye açıklandı. Evet. Şimdi bu tür yönetimler böyle olur zaten. Artık biz bunun adına çok değişik şeyler söyleyebiliriz ama değil tabii ki canım. Yani bunu demokrasiyle ifade etmek mümkün değil. Bir de İsveç, Baltık Cumhuriyetlerinde gezdim. Yani orada gördüklerim de burada işte orta çağla ileri artık daha göremeyeceğimiz çağlar kadar fark var. Dışında mı yaşıyorsunuz şu anda? Yok, ben şu anda Antalya'da yaşıyorum. İstanbul'dan geldik buraya. Memleketin evet bugünleri konuşuyoruz. Geçmişi konuşuyoruz sürekli ama geleceğine şöyle baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Bugün gençlerle konuşuyorum. Neredeyse tamamına yakını umutsuz. Yurt dışı hayalleri kuruyor. Gidebilen gidiyor. Gidemeyen hayallerini kurmaya devam ediyor. Biz de düşünmeye başladık. Benim İstanbul'da da bir iş yerim vardı. Evet. Finlandiya'da da iş yapardım. Özbekistan'da da fabrikam vardı. Maalesef bugün üçünü de bıraktım. Hanımla şöyle bir 10 bin lira gelirimiz olursa ileride geçinebiliriz emekli hayatta diye düşünüyordum. Bundan 2 sene 3 sene önce. Şimdi ikimiz de 10'ar bin lira alıyoruz ama bırakın geçinmeyi. Eğer ek gelirlerimiz olmasa yaşamın mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Bu kadar kısa sürede bu durumlara tabii geldi. Yani uçuk bir ekonomik sistem var. Şimdi bu etiket altında market var. Çocuklar etiket değiştirmekten şey bulamıyor yani. Onlar da şaşırıyor hangi etiketi ne kadar diye. Şimdi memnuniyetin olacağına ben pek inanmıyorum. Tuzu kuru olanlar da varsa da bir şey de diyemeyiz baba. Aslında birçok insan kabul ediyor ekonominin iyi olmadığını bugün ama sebeplerine geldiğimiz zaman işin içinden çıkamıyoruz. Az önce de abi onu sordum. Yani dış sistem, güçler diyorlar. Sistem diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu sistem böyle, bunu kaldırıyor. Birazcık böyle milli şuurdan, buradan vurursanız götürüyorsunuz. 3-5 sene daha kapatırsınız bir şeyi. Halkta karşılığı var yani bu. Tabii. Yani şimdi dedim ya, zayıf iktidarlar kargaşadan beslenir. Bu da bizim coğrafyamızın en geçerli şeyi bu. Ben İsveç'te tanık olduğum bir olayı anlatayım gideceğim. Yıl 2000 idi, evet yanılmıyorsam bir seyahat etmek için gittiğimde sosyal devlet gereği devletin elindeki konutların halka verilmesi araştırılırken İçişleri Bakanı'nın ben de alabilir miyim toplantı esnasında ve ertesi gün basının kamuoyunun etkisiyle istifa ettirildi.
siz bir bakan olarak nasıl öncelikle kendinize bu hakkı talep edebiliyorsunuz? Yani bizden onlar arasındaki bu uçurumu ne zaman kapatabilir sizce? Bizde de bal yiyen parmağını yalar diye bir deyim var. Ya bu bizim Almancılar gelip de burada nutuk atıyor ya. Hepsi hikaye ya. Yandaş olmanın bu kadar da maskelenmiş söylemleri çok yanlış bana göre. Şirinlik yapıyorlar bunlar. Belki onları izliyorlar da işte belki bir şey olur. Mahallesindeki o şey şu anda da tam dönemi. Çorba dönemi artık. Bir şeyler dağıtıyorlar. Afiyet olsun. Makarnaydı, şuydu, buydu, bunlar bitmez. Ama İç Anadolu halkı gariban. Aldığı sosyal yardımlarla 4-5'ce bütün oyunu alırdığını, şey aldığı bölgelere dikkat edersen tamamıyla İç Anadolu'dur. Hiç sahil kesimlerinden başarılı olamıyor, olamaz da. Ama kapalı devre, köye mahkum bir insanın alabileceği en güzel şey sosyal yardımlardır. Bunlar da güzel dağıtıyorlar. İnsanları yokluğa mahkum edip sonra yardım ederek herhalde. Yani bir sistem diyorum ya. Sistem. Peki. Ben teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında pek istemiyorum da şeyi merak ediyorum. Bu 18-25 arası gençlerin bazen hallerinden memnunlarmış. Aldıkları maaşlardan memnunmuş. Ben gençler mi memnunmuş? Gençler. 18-25 arası. Bu gençler kim yapmış o araştırmayı? Vallahi bilmiyorum. Televizyonda bangır bangır bağırıyor. Gerçekten muhtemelen yanlış. Vardır, muhakkak vardır ama ben buradan en azından fırsatı gelmişken söylemek istiyorum. Bu gençler acaba kira vermiş mi? Elektrik ödemiş mi? Veya su anneye yardım etmiş mi? Evde bir mutfağa gelir olmuş mu da? Hani bunları vermediği için mi acaba aldığı ücret ona kaldığı için memnuniyeti olabilir mi acaba? Bence de değil mi? Yani bunları böyle çıkıyorlar, söylüyorlar ya çoğu kişi. Bazen görüyorum da, ben de konuşurken de görüyorum. Aa, ben çok güzel geçiniyorum diyor. Ve dışarılarda yiyecekler yerlerde mi bakıyorsunuz? 18-25 dolu. Aslında geçinmek değil de geçindiğini zannediyor insanlar. Yani evde... Gençler geçinir, pekala geçinir. Tabii. Çünkü eve bir katkısı yoksa aldığı 20 bin maaşıyla çok güzel geçinebilir. Çünkü eve bir katkı yok. Evde zaten bir erzak pişiyor. Evde bir şekilde ısınıyor. Yani bu şekilde onların memnuniyeti normaldir. Esas 25 üstüne bunu sormak lazım, değil mi? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Battık, battık. Battım diyorsunuz. Battık ya. Niye abi? Ne olacak, ne kaldı ki? Satılmadık yeri kalmadı. Siz gençler, hadi biz geçtik. Bizden geçtik. Ama siz gençlerin hanginiz iş buluyorsunuz? Birçok genç bugün umutsuz. Mesela gençlik gitti. Bizim gitmemiz önemli değil ki. Gençlik gitti, cumhuriyet gitti. Peki bu sebep, bu yaşadıklarımızın sebebi ne abi? Neden bu durumdayız? Mevcut iktidar. Tabii. Peki iktidarları biz seçiyoruz. Size de sorayım aynı soruyu. İktidarları biz seçiyoruz da onu vatandaşa söyleyeceğim. Demek ki memnunum insanlar halinden abi. Sağlık bitti. Milli eğitim bitti. Yani ekonomi bitti. Yeşil alan diyorsun. Ben 69'da Antalya'ya geldim. Tamam mı? Her taraf 24 Mart geldiğimde 69'un 24 Mart'ta hep pırıl pırıldı. Şimdi nerede? Nerede? Onu merak ettim. Ya şey olduk, çalışma bittikten sonra dedim Antalya'ya yerleşelim. Geldim, hep pişman oldum. Ben çalışırken her sene kampa geliyordum Konya altına. 20 senedir buradayım, 20 defa gitmemişimdir. Sizden geliyordunuz, tatile geliyordunuz. Şimdi evet. Burada olduğunuz halde gidelim. Yok, çünkü emekliliğin şeyi bitti.